Arkası yarın. Kırık Hançer 6. bölüm. Yazan Yılmaz Boyunağa, uyarlayan Tayfun Türkili, program yönetmeni Mehmet Köseoğlu, seslendirme Neslihan Gürgün, ses kayıt Ahmet Atayal, montaj Hasan Dinç, efekt Haluk Kesim. Oynayanlar Ömer Hakan Güner, Sungur Emin Şaylan, Bekir Naci Girgin, Gülnihal Neslihan Gürgün, Aslan Bey Ayton Sert, Gazneli Mahmut Numan Pakner, Sita Hülya Aksu, Osman Erhan Özçelik, Beci Nihat Oktay, Çandra Zeki Yıldırım. İslamiyet'e yaptığı hizmetlerle adını tarihe geçirten ünlü Türk hükümdarı Gazneli Mahmud, puta tapan Hindular üzerine bir sefer yapmaya hazırlanır. Ancak bu seferden önce Hinduların çok büyük bir değer verdiği, ucundan alev fışkırarak değdiği yeri ikiye biçen kırık bir hançerin bulunarak yok edilmesini planlar. Bu iş için yiğitler arası yapılan seçmelerde birinci olan Ömer adlı bir yiğit görevlendirilir. Kırık hançeri aramak üzere Çatracası'nın sarayına doğru yola çıkan Ömer, yolda tesadüfen adı çılgına dönen genç bir kızı kurtarır. Bu kız Sita adında bir prensestir ve Çatracası'nın kızıdır. Sita Ömer'den kendisini babasının sarayına götürmesini teklif eder. Kırık hançeri bulmayı azmeden Ömer için bu büyük bir şanstır. Yolda ağır yaralı birini bulur. Bu sonradan Müslüman olan ve İslamiyet'i seçtiği için babasının adamları tarafından yaralanan bir Hindu gencidir. Ömer bu Hindu'ya Osman Ali adını verir. O da ne? Ne oldu beyim? Sita. Kaçmış Sungur. Ha, vay namussuz kız. Hemen atlarımızı atlayıp yakalayalım beyim, hadi. Gerek yok Sungur, hiç gerek yok. Gitmek isteyen gider, boş ver arkadaş. Osman Ali'yi uyandır da kahvaltımızı yapalım. Neden bizi de beraberine götürmüyorsun beyim? He? Gideceğin yol çok tehlikeli senin, değil mi? Osman Ali henüz tamamıyla iyileşmedi be Sungur. O iyileşinceye kadar siz burada beni bekleyeceksiniz. Peki sen tek başına ne yapacaksın ha? Kırık hançeri bulmaya çalışacağım. Sizlere ayak bağı oldum kardeşler. Beni bırakın. Vazife daha mühim. Hayır, hayır, hayır. Bu işi tek başıma ben yapacağım. Osman Ali, tamam mı? Sungur. Buyur beyim. Atım kasırga sana emanet ha. Dönüşte onu sağ salim bulmazsam vay haline. Vay başına geleceklere. Gözün arkada kalmasın beyim. Var sen sağlıcakla git. Sağlıcakla dön. Büyük şehirmiş yahu. Ne ararsan var. Hint ipekleri, ilaçlar, baharatlar. Benim aradığım satıcı meyve satıcısı. Gazneli Mahmut meyve satıcısını bul, bizim adamımızdır demişti. Hadi ya, muz var, Hindistan cevizi var. Taziye taziye. Heh. İşte bu olabilir mi acaba? Bir deneyeyim bakayım. Ne satıyorsun arkadaş? Yabancısın herhalde. Müslümana benziyorsun. Elhamdülillah. Ey uzak ülkelerde yetişen çiçeklerin kokuları hala elbiselerinden uçmamış yiğit. Aman ya Rabbi. Bu aynen bizim parola. Geldiğim yer o kadar uzak ki ne çiçek kokusu kaldı ne de o beldenin havası. Şu karşıki sokağı görüyor musun yiğidim? Evet. O sokağa gir. 21 numaralı evin kapısını çal. Biraz sonra ben orada olacağım. Hadi.
Nerede kaldın yiğidim? Bir haftadır seni bekliyorduk burada. Beni kimine bekliyordun ki? Senin esas buluşacağın casusumuzu Hindular geçen gün yakaladı. Geleceğini haber almışlar. Allah'a şükür ki o arkadaş işkenceye rağmen senin adını söylemedi Hindulara. Ama yine de Hindular Gazneli Mahmud'un seçme bir yiğidinin buraya geleceğinden haberdarlar. Bak bu iyi bir haber değil işte. Ya bizim casus? İşkenceyle öldürdüler zavallıyı. Şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Bu da ne? Birileri kapıya vuruyor. Sakın açma kapıyı. Camdan bir bakayım kimmiş gelenler. Olamaz. Hindular. Senin buraya girdiğini görmüşler. Ne yapacağız şimdi? Çabuk pencereden atla. Arka duvardan kaç. Çabuk. Olmaz öyle şey. Ben buraya kaçmaya değil dövüşmeye geldim. Ne diyorsam onu yap yiğit. Bunu davamız için yapmalısın. Kırık hançer unutma. Ama ben gidersem Hindular öldürür seni. Benim ölümüm ne ola ki yiğit? O kırık hançeri bulup da imha etmezsen esas o zaman ölecek Müslümanların sayısını düşün. Açın kapıyı! Açın diyorum size! Gazneden gelen adam içeride. Onu istiyoruz! Hadi yiğidim durma ne olur. Biraz sonra kapıyı kırarlar. Kırık hançer benden daha önemli. Peki Allah yardımcın olsun. Hemen teslim olma sakın. Merak etme evlat. Son nefesime kadar çarpışırım onlarla evvelallah. Hadi git sen. Yakalayın şunu çabuk yakalayın. Dur! Dur diyorum bir yere kaçamazsın. Teslim ol Gazneli. Yoksa kellen gider. Vay canına en az 200 kişiler bunlar. Hepsinin hakkından gelmem mümkün değil. Seçme bir yiğit olduğunu biliyoruz ama hepimizle başa çıkamazsın. Teslim ol da canını kurtar. Peki teslim olursan beni nereye götüreceksiniz? Cat racasının sarayına. Yani kırık hançerin bulunduğu yere. Pekala teslim oluyorum. Gir içeri. Gir diyorum hadi. Tamam iteleme giriyoruz işte. Bana beci derler delikanlı. Bu sarayın hem komutanı hem de işkenceci başıyım. Memnun oldum işkenceci başı. Bakalım biraz sonra yine böyle alaylı konuşabilecek misin ha? Ne istiyorsun sen benden ha? Söyle bakalım it oğlu it. Buraya neden geldin ha? Şehri gezmeye geldim. Bunda ne gibi bir kötülük var ki? Yalan! Kırık hançeri bulmak için geldin. Kırık hançer mi? O da neymiş öyle yahu? İnsan onca yolu kırık bir hançer için teper mi hiç? Hem kırık hançer ne işe yarar ki? Gülme! Karşımda pis gülme! Ah dua et ki elim kolum bağlı işkenceci yoksa seni ikiye katlardım. İkiye katlarmış. Bana yalan söyleme Gazneli! Senden önceki arkadaşların yakalandı ve yılanlı kuyuya atıldı. Senin Gazneli Mahmut'un fedailerinden olduğunu biliyoruz. Maşallah pek uyanığa benziyorsun. Uyanığımdır ya. Madem öyle yapacağını yap. Neden soru sorup duruyorsun be adam? Ya öyle yağma yok. Önce anlatacaksın. Gazneli Mahmut bu kez nereye sefer yapacak ha? İkincisi buraya kırık hançeri bulmak için mi geldin? Ana bak, her şeyi anlatırsan canını bağışlar, seni serbest bırakırım. Gazneli Mahmut mu? Ya o da kim? Öyle birini tanımıyorum ki ben. Bana yalan söyleme diyorum. Doğruyu söyle. Al sana. Al. Alçaklar. Hepiniz rezilsiniz. Şimdi konuşacak mısın ha? Söyle konuşacak mısın, konuşmayacak mısın? Buraya neden geldin? Kırık hançer için değil mi? Ha? Evet, o burada. Bu sarayın içinde. Hadi konuş. Sen necisin ha? Sen nesin ha? Demek yüzüme tükürdün ha? Al bakalım! Al! 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 Vurun şu uğursuza! Vurun gebertin! Gerisini yüzüne ergelenin! Yüze tükürmek neymiş görsün itoğlu it! Köpekler! Reziller! Siz ancak eli kolu bağlı insanları döversiniz işte böyle! Sen istediğin kadar konuşma! Ben beciyim! Haber kaynaklarım çoktur. Gazneli Mahmut'un Sümenat'a gideceğini biliyorum. Ama gidemeyecek.
Nedenmiş? Çünkü daha bugüne kadar hiçbir ordu tarç önünü aşamadı da ondan. Sen öyle san budala Hindu seni. Senin karşında Gazneli Mahmut ve Müslüman Türk gazileri var, tamam? Sen inansan da inanmasan da Allah'ın izniyle ordu tarç önünü geçecek. Güzel. O halde nasıl olacak ha? Planları anlat bana hadi. Az önce haber kaynaklarım var dememiş miydin ha? Git onlardan öğren. Günah benden gitti. Şu yanımda gördüğün üç cellat var ya, anadan doğma dilsizleri bile konuşturmakta hüner sahibidirler. Şimdi onlara teslim edeceğim seni. Daha sonra da yılanlı kuyuya atılacaksın. Çabuk karar ver. Konuşacak mısın yoksa? Ha? Namussuz! İçeri! Herkese! Bir de alay ediyor bizimle. Vurun! Gebersin! Kemiklerini kırın! Hadi! Durun! Bana bak. Bana bak delikanlı, öleceksin. İnat etme de konuş. Kemik yığını haline geldi vücudun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ne? Ne yapıyor bu? Ekber. Ne söylüyor bu itoğlu it? Öleceğini anladı herhalde. Ne bileyim, Müslümanlara ait bir söz olmalı. Öyle demek. Vurun! Gebersin! Devam edin işkenceye! Hadi durmayın! Durun! Kesin işkenceyi! Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Mahvetmişsiniz adamı. Prenses Sita. Ama Prenses Sita o bir Türk. Bizim düşmanımız. Onu böyle döverek ne öğrenebilirsiniz ki? İyi ama... Görmüyor musunuz? Adam ölmek üzere. Beci. Buyurunuz. Derhal bu esiri yukarıdaki pembe odaya çıkartsınlar. Ayrıca bir de hekim istiyorum. Çabuk. İyi ama Prenses Sita... Ne dediğimi duymadınız galiba. Emredersiniz. Ne duruyorsunuz? Prenses Sita'nın dediklerini duymadınız mı? Çabuk esiri pembe odaya çıkartın. Hekime de haber salın. Başına gitsin. Birazdan kendine gelir prensesim. Çok kötü dövmüşler zavallıyı. Beci'yi bilmez misin hekimbaşı? Gidebilir miyim artık? Tabii, git. Zavallı Ömer, ne hale sokmuşlar. Eğer zamanında yetişmeseydim şimdi öldürmüşlerdi onu. Oh, ben neredeyim? Oh, işte ayıldı. Korkma, emin ellerdesin Ömer. Sen de kimsin? Aman yarabbim, sen Sita değil misin? Konuşma Ömer, çok kuvvetsiz ve halsiz kaldım. Oh, Sita, seni burada göreceğim aklımın ucuna bile gelmezdi. İyi ama sen burada ne arıyorsun? Hem benim burada ne işim var? Ha? Bana zindanda işkence yapıyorlardı. Biliyorum yiğidim, tam zamanında zindana inip de seni kurtarabildim. Benim burada ne aradığıma gelince... Ben bu sarayın prensesiyim Ömer. Aman Allah'ım, şansa bak. Sağ ol hayatımı kurtardığın için Sita. Ömer. Efendim. Buraya niçin geldin Ömer? Kırık hançeri bulmak için Sita. Ne? Delirmişsin sen. Çıldırmışsın. İmkansız bir şeyin peşinde olduğunun farkında değil misin? Sana daha önce de söylemiştim. Onun peşinde olanların kemikleri yılanlı kuyuyu doldurmak üzere. Hem kırık hançerin nasıl muhafaza edildiğini bir bilsen. Sita, benim vazifem bu. Yapma Ömer, yapma. Bu delice düşünceden vazgeç. Babam işkenceci başı ve diğer Hindular parça parça ederler seni. Ne olur vazgeç bu sevdadan. Üzgünüm Sita, üzgünüm, vazgeçemem. İnanıyorum ki Rabbim bana yardım edecek. Evet. Hem... Sen beni bırak da kendine, ya baban duyarsa baksana, senin bana yardım ettiğini bir öğrenirse. Biliyor. Ona
senin beni kurtardığını söylemiştim. Nasıl olur? Senin müthiş bir yiğit olduğunu, işkenceyle konuşturulamayacağını söyledim onlara. Sonra? Belki benim vasıtamla senden laf alabileceğimi söyleyerek kandırdım babamı. Peki ya şimdi ne yapacaksın? Yani kırık hançerin peşinde olduğumu söyleyecek misin babana? Asla! O takdirde öldürtür seni. Peki ne yapacaksın Sita? Bilmiyorum Ömer. Şimdi iyileşmen lazım. Eski gücünü bulduğun zaman bir şekilde buradan kaçmana yardım edeceğim. Kırık Hançer adlı oyunumuzun 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.